Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 4. haftası son videosunda yani 3. videodayız. Eşkenar üçgene anlatacağız sizlere. Hadi o zaman dersimize başlayalım. Eşkenar üçgen kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgene eşkenar üçgen denir. Daha önce tanımını da vermiştik. Şimdi uzunluklarıyla da alakalı bir şeylerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte bütün açıları birbirine eşit ve bütün kenarları eşit olan üçgendir arkadaşım. Yani sen buradan bu özellikleri kendinde çıkartabilirsin aslında. Şimdi vereceğim özellikleri yani tanım gereği vereceğim tanımı daha doğrusu kendin çıkarabilirsin. Öncelikle şunu söyleyeyim. İkizkenar üçgenin tüm özellikleri sağlanır mı? Sağlanır. Sebep? E, aynı zamanda bir ikizkenar üçgendir. E o zaman bir yükseklik çizsen taban iki parçaya böldü mü? Bütün kenarları A bunlar A bölü 2 A bölü 2 yaptı. E, çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortaydır. E o zaman hocam burada 30, 60, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı a bölü 2 60'ın karşısı da a bölü 2'nin kök 3 katı oldu mu? Oldu. Tamam. Bir yükseklik a 2'nin kök katı. Yalnız bunları böyle harflerle falan ezberleyeyim demeyin. Kendiniz bunları zaten özel açı bilgisiyle kendiniz bunları yapacaksınız. Tamam Unutma bu dediğimi. Madem bütün ikiz kenarın özelliklerini sağlıyor. Tamam uzunluklarla alakalı şeyleri yazdık buraya. Hocam eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet. E o zaman sen burada bir tane daha yükseklik çizsen hocam A açısından çizilen yükseklik de B açısından çizilen yükseklik eşit kenarlara geldiği için eşit oluyor. Hatta bir üçüncüyü de çizsen bu da ne oluyor arkadaşım? Eşit oluyor. Sebep bu da eşit kenar olduğu için. A çizilen yükseklerin hepsi birbirine eşit oldu. Hatta buradan bütün yardımcı elemanlar birbirine eşit oluyor. Çünkü çizilen yükseklik hem açı ortaydır hem kenar ortaydır. Çizilen yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır arkadaşlar. Ve dolayısıyla H A H B H C N A N dediğimiz açı ortay arkadaşlar. nB B N C. Çünkü çizilen A açısından çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay aynı zamanda kenar ortay. V A V B V -C de eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Soru olarak bir de üçgenin üçgeni alanında A kare kök 3 bölü 4 diye biliniyor öğrenciler arasında. Bilmek zorunda mısınız? Ya genelde 9. sınıftan itibaren hep bir alışkanlık olmuş oluyor. Biliniyor. E bilin sıkıntı yok. Ben daha kare kök 3 bölü 4'ü çok kullanıyorum. Ama bilmeseniz de olur. Çünkü tabana ait yüksekliği çizince taban belli yükseklik belliyken alanı bulur musunuz? Kesinlikle bulursunuz. Yani taban bu. Dikkat A. A çarpı yükseklik de A bölü 2'nin kök 3 katı buldun ya. Bir de bölü 2 yaparsın. Hocama kare kök 3 bölü 4 geliyor mu buradan? Geliyor. E o zaman Ezberlemesen de olur mantığı var. Yani formülü ispatladım burada. Sayı olsa daha rahat bir şekilde taban çarpı yüksek bölü 2'yi bulacaksın zaten. Evet gençler anlattık konuyu. Evet anlattık değil mi? Anlattık ama aslında anlatmama da gerek yok. Hatta bu kadar bilgiyle hatta bu bilgiye şunları anlatmasaydın bile sen bu konuya hadi bismillah deyip bir başla başlasaydın çözmeye zaten soruların %80'ini belki de %90'ını çözebilecektin. Sadece bunun farkında değilsin. Eşkenar üçgen Aa, hocam ben kitabı açmadan önce bir çalışayım. Özelliklerini bileyim. Hayır kardeşim özelliklerini bilmek zorunda değilsin. Senin eski bilgilerin var mı? Var. Eski bilgiler dediğim bak burada eşkenar üçgen dediğimizde ne çıktı karşımıza? 60 derece çıktı. Özel açı mı çıktı? Sen dik üçgeni ve özel açı mantığını biliyorsan bu konuyu çok rahat bir şekilde yaparsın. Ama velakin özel açı mantığını kavrayamadıysan bu konuda hala sıkıntıların devam eder. Eski alışkanlıkların vardır. Eski alışkanlıklarını da bırak. Mesela tepeden dik çizme. Herkesin bir eski alışkanlığı. Bunu bırak. Tabii ki tepeden dik çizme ile ilgili sorular da yapacağız ama o alışkanlıkların olmasın. Bunu özel açıda üçgenlerde zaten yaşamıştık arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi istersen deneyebilirsin. Soruların çoğunluğunu yapabilecek seviyedesin. Sadece bunun farkında değilsin. İstersen dene. Ama ee, zaten konu anlatırken de göreceksin. Evet arkadaşlar hadi bakalım örnek 1 ile başlayalım. Dediğim gibi eşkenar üçgen konusu özel açı mantığıyla çözülebilen çoğunluğu özel açı mantığıyla çözülebilen sorulardır. Şimdi birinci soruyla başlayalım. ABC eşkenar üçgen demişse bak eşkenar üçgenin yapılamamasının en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Çok komik gelecek ama gerçekten de böyle. 1. Hocam eşkenar üçgenin tanımını kullanmıyoruz. Yani 1. Açıları yazmıyorsun tanım geri. 2. Kenarların eşitliğini göstermiyorsun. Bunu tanım yani eşkenar üçgenin tanımı. Tanımını zaten sen en başta şekilde kullanmazsan soru çözmeyi unut. E tamam hemen açıları yazdık kenarların eşitliğini gösterdik. E yazdık hocam bak ne çıktı burada. 60-90 burası kaç? 30. 60-90 burası kaç? 30. Bak 30-60-90 üçgenleri çıktı. 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 24'tür. Burayı da yazabiliriz 12 köküç. E sonra burada da 30, 60, 90 çıktı. E bunu da kullanmak gerekecek o zaman. Hocam ben buraya bir x dersem 30'un karşısına 90'ın karşısına 2x'tir. Hatta burası x kökütür. E sonra ne yapacağız? E takıldık kaldık. E kenarlarda birbirine eşit değil mi? Kenarların eşitliğini de yazalım. Hocam burası 24 artı x eşittir. Burası 2x artı 9. Buradan attım buraya x. 24'ten de 9 çıktı. Kaç geldi? 15 geldi. Ama cevap 15 değil. Dikkat. Senden ne isteniyor? BC uzunluğu isteniyor. BC'ye bak bakayım. 24 artı 15 isteniyor. Yani cevabı senin 39 yapıyor arkadaşlar. Örnek 1 bu arkadaşlar. Gördünüz özel açı mantığında. Ve tanımı da uygulayacaksın. Bunu da unutma. Geldik örnek 2'ye. ABC eşkenar üçgen. Evet BD 2 CD 6. Tamam çok güzel. 2 6 ise ne yapıyorduk? Hocam açıları bir yazıyoruz. 60 60 60 karışık olduğu için burayı yazmıyoruz sadece. Sonra uzunlukları yazıyoruz. 8 8 ve 8'i yazdık. E sonra ne yapıyoruz? Hocam eşkenar üçgen aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olduğundan bir alışkanlığınız var. Evet olabilir. Şuradan diki çiziyorsunuz. Sıkıntı yok. Çiz dikini. Ama sayılarda sıkıntı varsa hemen bunu sil. Sen buradan diki çizdin. Ne oldu? Çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. Hocam 8'i iki eş parçaya bölecek. 4, 4. Yani buraya 2 kaldı. E hocam sen buradan dik çizince bak ne oldu? 60 90 ise burası 30 oldu. E 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3 oldu. E artık burada bir Pisagor yaparım. Olay biter arkadaşlar. Burada artık Pisagor'la olayı bitireceğiz. E nasıl yapacağız hocam Pisagor'a? X'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı 4 kök 3'ün karesinden mi yapacağız? Hala buradan mı yapıyorsunuz? X'i bulursunuz arkadaşlar. Ama ben X'i nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım. Hocam 2 ve 4 kök 3'teki ortak çarpan 2. 2 çarpı 1 burası. 2 çarpı 2 kök 3 burası. X de 2 çarpı kare kök 1'in karesi artı 2 kök 3'ün karesi. Yani 1 artı 12'den cevap buradan 2 kök 13 çıkar arkadaşlar. Kısa yolu yaptım. Uzun yoldan da yapabilirsiniz. Ama şu kısa yola alışın lütfen ya. Tamam. Evet örnek 2'yi de böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 13 bulduk. Geldik örnek 3'e. Hmm. ABC eşkenar üçgen. Hocam eşkenar üçgen ne yapıyoruz? Öncelikle tanımı kullanıyoruz. Tanım çok önemli. Aşırı derecede önemli. Ee, ABC eşkenar üçgen yazalım bakalım şöyle. 60, 60, 60 karışık olduğu için yazmıyorum sadece. Bütün kenarlarda ne arkadaşlar? Bütün kenarlarda birbirine eşit. Hocam burası da x artı 6. Burası da x artı 6. Bak şimdi dikkat et. Ne yapıyorsunuz? Bir alışkanlığınız var. Çok güzel. Hocam bir dik çizerim olay biter. Hop dik çizdim tabanı iki eşit parçaya bölecek. Hocam x artı 6 ise x artı 6 bölü 2. Hocam burası da x artı 6 bölü 2. Bir de burası x artı 6 bölü 2'den x'i çıkartacağım. Sonra 30'un karşısı buysa bu da aslında kök 3 katı olacak. Sonra burada pisagor yapacağım. Oho. Ya sen x artı 6 bölü 2'yi bırak. Ben 5 bölü 2 ile karşılaşsam bile direkt başka bir yol var mı diye bakmıyor muyum? Hani bir mantık kullanmaya çalışmıyor muyum? Evet. E o zaman siz de böyle şey yapacaksınız. Şu alışkanlıklarınızı bırakın lütfen siz de bırakın. E hocam ne yapacağız o zaman? Ya illa tepeden dik çizeceksin diye bir şey yok. Zaten biz burada eşkenarda tepeden dik çizerken 60'ın mantığını kullanıyoruz. Hocam bu 60'ın mantığını kullanıyorum. Çekiyorum diki. 30-60-90 oluşuyor. Ya da şuradaki 60'ın mantığını kullanıyorsun. Çekiyorsun diki. 30-60-90 üçgen oluşuyor. E o zaman buradan dik çizince saçma şeylerle karşılaştıysan 60'ın mantığını kullan. Hangisinin mantığını kullanmak lazım? Sağdakini mi soldakini mi? Hocam sağdakinde x var. Şuradan dik çizik olmadı. Buradan dik çizersek böyle sıkıntı olacak. Sayı burada ya. Sayının olduğu yeri kullanmak daha mantıklı. Yani şurada katmışım kullanmak daha mantıklı. Nasıl kullanacağız? Hocam dik çizerek. Ya buradan çizeceğim ki biraz önce olmadığını gördünüz. Ya da buradan çizeceğiz. Bak çizdik. E ne çıktı burada? 90, 60. Burası ne? 30. 90'ın karşısı 630'un ise karşısı nedir? 3'dür. Burası da 3 kök 3 müdür? Evet. Aa, burada bir Pisagor bağıntısı mı var? Var. Bir de en çok yapılan hatalardan biri de şu. Hocam x'li yazdığınız zaman x'li devam ediyorsun. Ya kardeşim sen burada şu sayı ve şu sayıdan burayı sayı olarak buluyorsun. Niye burası x artı 6 iken buraya x artı 3 yazıp da x artı 3'ün karesi yazıp x artı 3'ü de böyle açıyorsun. Ne gerek var? Buradaki Pisagor'u uygula bakayım. Pisagor'u uygulayacak olursak şuraya bir A diyecek olursam. 2 kök 13'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 3 kök 3'ün karesi olduğundan burası 52 eksi 27 eşittir A kare olduğundan 25 eşittir A kare. Ve A'yı da buradan kaç bulduk? 5. Hocam A 5 ise bunun tamamı 8. Yani x artı 6 eşittir 8'den. X'i kaç bulduk? 2 bulduk arkadaşım. Yani cevabımız 2. Arkadaşlar önceden lisedeyken ben ilk gösterdiğim şekilde yapıyordum. Bir sayfa işlem. o buldum çok zor soruyu buldum. Ah zor soru. Zor soru mu bu? Çok da kolay bir soru. Nasıl? Şurayı kullanırsan kolay bir soru değil mi? Evet özel açı mantığı gerçekten ama gerçekten bu konuda çok önemli arkadaşlar. Lütfen siz de buna önem verin. Evet geldik diğer soruya dördüncü soruya. ABC kenar üçgen, C, D, E eşkenar üçgen. Hemen E'nin eşkenarlığını şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Ondan sonra AB ile AC birbirine eşit demiş. Eşitliği gösterelim. EB'nin uzunluğunda 9 demiş. EB'nin uzunluğu şurası 9'muş arkadaşlar. Eyvallah. 9'u da şöyle şuradan şuraya 9 olduğunu göstereyim arkadaşım. Tamam. Şimdi bize ona göre diyor AD kaçtır diye soruluyor. Hmm, AD. Arkadaşlar burada bir eşkenarlık var. Hocam dik çizeyim. Öyle her zaman dik çizmeli olmaz. Hani ikiz kenarda da demiştik. Bak mantıkları birbirine böyle yakınlaştırıyoruz ve kavrattırıyoruz aslında. İkiz kenarda da hani dik çizmeyle ya da dik üçgenle falan soru çıkmıyorsa nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Açılara dalıyorduk değil mi? E burada eşkenarda da öyle. Hemen tanımını uygulayalım zaten. 60, 60, 60. Açılara daldın. E, 60 ise burası da 60 mı? 60. Şimdi ne yapmak lazım? AD uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam burada ikiz kenarlık var mı? Var. E ben bu ikiz kenarlığını nasıl kullanacağım? Hocam taban yok ki ama tabanla alakalı bir şey verilmiş. Bir eşkenanın kenar uzunluğundan burası çift çizgi. Bir de bak taban uzunluğu 9. Bir elli, bir parçası 9. Yani ben burada yine tabana ait yüksekliği çizmek zorundayım arkadaşlar. Tabanla alakalı bir şey olduğundan dolayı. E çizince zaten e, 60'ı kullanmak kullanmış da oluyoruz. Ya da şöyle de düşünebilirdiniz. Hocam ben bu 60'ın mantığını kullanayım o zaman dik çizeyim. Aa, dik çizdiğim için iki eşit parçaya böldü diyebilirsiniz. Tamam mı? Hani çözüm yöntemi böyle değişiyor demiştik ya. Evet. Dik çizdik tabanı iki eş parçaya böldü ve burada 30 60 90 üçgen çıktı. Ben bu 30 60 90'ı kullanmak zorundayım. Kullanalım arkadaşım. Burası x'ken hocam 30'un karşısı x'ken 90'ın karşısı 2x burası da x kök 3 yapar. Tamamı 9'du. Buraya 9 eksi x kaldı. Çizilen yüksekler çizilen yüksek 2 eş parçaya ayırmıştı. O zaman bu uzunlukta 9 eksi x yaptı. Sen şu tamamından 9 eksi x'den x'i çıkartırsan Buraya 9 eksi 2x mi kaldı? Evet. E bu bir eşkenar üçgen. Buraya da 9 eksi 2x kaldı. Bak tanımını kullanıyorum burada. Şimdi takıldım. Takıldığım zaman ne yapıyorum? Soruyu okuyorum. AD isteniliyor benden. Bak bakayım AD'ye. A 2x ile 9 eksi 2x'in toplamı isteniliyor. 2x'ler nanay, şinanay yavrum, şinanay. Yani cevap böylelikle 9 çıktı arkadaşlar. Tamam? Örnek 4'ü de böylelikle 9 bulduk. Geldik örnek 5'e. ABC eşkenar. Şimdi arkadaşlar bakalım bir videoyu durdurup siz bir dener misiniz? Yapabildiniz mi yapamadınız mı? Yapamadıysanız da neye, niye yapamadınız onları bir tartışırız isterseniz. Tamam ben yapıyorum şimdi. ABC eşkenar. İlk işim nedir? Hocam öncelikle şunu yapan arkadaşlarınız olabilir. Aa hocam eşitlik var. Eşitlik gördüğümüzden bir orta taban çizeyim diyebilirsiniz. Tabii ki arkadaşım. Evet ama biz ek çizimlere ne zaman şey yapıyoruz arkadaşlar? En son çare yani verilen bilgileri kullanamadığım zaman ek çizimlere yoğunlaşıyorum. Bak tekrar söylüyorum. Verilen bilgileri kullanamadığın zaman ek çizime yoğunlaş. Tamam? E o zaman sadece sen bu eşitliği unut. O zaman ne yapıyoruz? Bir tanımını kullanalım. ABC eşkenar. Hocam 60, 60 ve 60'ı yazdık mı burada? Yazdık. Sonra ne yapacağız? Aa hocam kenar ortaylık var. Bir alışkanlığınız var ya. Ee, şuradan bir kenar ortaya şöyle bir kenar ortaya çizsem eşkenarda da o zaman bu bir yükseklik olmuş oluyor. Ya kardeşim çizdiğinde ne oldu? Özel bir durum oluştu mu x'e ait? Oluşmadı. Sil. E ne yapacağız burada? Hocam verilen bilgiyi kullanacağız. Öncelikle 10 birim. 10 birim ise 10 birimleri bir yaz. Şuraya da kaç kaldı? 8 kaldı. Hocam eşkenarda burada bu kenar ortay bilgisini kullanamadıysan şunların eşitliğini kullanamadıysan bir de özel açı mantığını kullan bakalım. E bu hocam burada 60 derece var. Aa soru çok kolay. Nasıl kolay? Şuradaki üçgende ben kosinüs teoremi yapabilirim diyenleriniz olacak. O diyenlerim ben var ya ben saçını başını yolarım. Niye? Çünkü ben buna karşıyım. Ee, ya niye karşıyım? Şu geometride şurayı kullanabilmeyi öğretmek için trigonometride tabii ki yapacaksınız. O ayrı bir konu arkadaşlar ama en azından geometride bari yapmayın. Kendinizi geliştirin. Şu üçgenlerde ilk başta kendinizi geliştirin. E o zaman ne yapacağız hocam? 60'ın mantığını kullanayım. Üçgen burada. Hocam dik çizerim. İki ihtimalim var. Ya buradan dik çizeceksin. Ki 90'ın karşısı 5 30'un 30'un karşısı 5 bölü 2 olur. Sildim. Ya da buradan dik çizeceksin. Ah bitti. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı kaçtır arkadaşım? 4'tür. Hocam buraya 1 kaldı. E burası da 90 derece. 30'un karşısı 4 60'ı karşısı aynı zamanda 4 köküç oldu. Ve burada bir pisagor bağıntısından x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesinden dolayı x de buradan ne geliyor 48 49 x kare 49 ve x de buradan böylelikle 7 geldi arkadaşlar yine nereden çıktı soru özel açı mantığından yani sen bu zamana kadarki soruları zaten yapabilecek seviyedeymişsin değil mi evet geldik örnek 6'ya aa hocam öncelikle bir açıları yazalım açıları yazmadan önce abc eşkenar ya eşitleri bir gösterelim Hocam bu eşkenar üçgen tepeden dik çizeyim. Artık bu alışkanlığınız yok değil mi? Yani olsa bile tamam çizeceksiniz. Ama e, bazı saçma durumlarla karşılaşabilirsiniz. Önce bir tanımı bir uygulayalım. Bu bir eşkenar üçgen demişse 60'ları bir yazalım. 60, 60, 60. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 45. Kardeşim sen buradan dik çizdiğin zaman ne oluyor? Sen buradan dik çizdiğin zaman bir kere 1, 45'e dokunmuş oluyorsun. Özel açı asla dokunulmaz. 2. Sen dik çizdiğinde şurası 75 derece olduğundan karşısına 15, 75, 90 çıktı. Gittiğin yol yol değil. O zaman sileceksin. Silmeyi de bileceksin. E zaten bak özel açı çıktı mı? Demek ki sen özel açı yani 60 harici ve hani 60 eşkenarda 60 olunca özel açı mantığı bazen hatırlanan bir hatırlanan ama biliyorsunuz ama ya en azından burada bir 45 çıktı ya. 45'in mantığını kullanacaksın sen demek ki. O zaman 45'in mantığını kullanmak için hamle yapacaksın. 45 dokunulmaz. 60 dokunulmaz. Ne yapacaksın? Hocam şuradan bir diş çizersem 45'e ve 60'a dokunmadan en azından bir özel üçgen oluşturmuş oldum. Ne özel üçgeni? 45-90-45 üçgeni ve 90-60-30 üçgeni çıktı karşımıza. Şimdi şuradaki üçgende arkadaşlar bakıyorum. 90'ın karşısı 6 kök ise 45'lerin karşısı 6'ya 6 yaptı. Şuradaki üçgende de 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı ne olacaktır? 6 bölü kök 3'e eşit olacaktır. Kök 3 ile çarparsam 6 kök 3 bölü 3'ten kaç yapıyor? 2 kök 3 geldi arkadaşlar burası. Evet buraya 2 kök 3 bulduk. 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı ne oldu? 4 kök 3 oldu. Takıldık kaldık. Bir şeyi kullanmadık. Eş kenarın tanımını kullanmadık. Bütün kenarlar eşit miydi? Evet. Yani senin burasıyla burası eşit olacak. Yani 4 kök 3 artı x ile neresi eşit olacak arkadaşım? 6 artı 2 kök 3 birbirine eşit olacak x'i yalnız bırak. x de buradan 6 artı 2 kök 3 eksi 4 kök 3 olduğundan artı 2 kök 3 eksi 4 kök 3 eksi 2 kök 3 yapıyor? Evet. 6 eksi 2 kök 3 diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. Evet örnek altın cevabı yine özel açı mantığından çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Geldik örnek 7'ye. Örnek 7 ne diyor şimdi? ABC eşkenar üçgen. Hemen açıları yazalım. 60, 60 ve burası da 60. Bunlar da 30, 30. Eyvallah. Sonra bunları eşit vermiş. Buna da eyvallah. Sonra CD ile EK birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar dur. bu Dur. Burada özel açı mantığını kullanmayacağız. Niye? Çünkü ekstra saçma bir açı var. Yani özel açıyla işim yok. Ha, olabilir. Belki olabilir ama burada yok. Bir de alakası yerde bir eşit verilmiş. CD ile Egan eşit verilmiş. Egan Kara nerede? Ha, burası. CD'yi de yazayım. Bu çizdiğimiz açı ortay doğrusu aynı zamanda yükseklik aynı zamanda kenar ortay değil midir arkadaşlar? Evet. Bakın yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Özellikle böyle. Eşkenar üçgende. Bak ilerleyen zamanda bunu e, şeyde de çokgenlerde de söyleyeceğiz. Çokgenlerde bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse bir köşegen daha çizdiriz. Burada da öyle arkadaşlar. Eşkenar üçgende de alakası yerdeki bir eşitlikle yükseklik eşit verilmişse ne yapacaksınız? Başka bir yerden bir yükseklikte sen çizeceksin. Arasındaki ilişkiyi kurabilmek için. Bunu da bir ek çizim yöntemi olarak kabul edebiliriz. E hocam o zaman bir yükseklik çizelim. Nereden çizeceksin? Bak buradan zaten çizilmiş. Ya buradan çizeceksin B köşesinden ama çok saçma olduğu belli. Ya da buradan çizeceksin. Tam buradan çizdiğinde kenar ortay olmak zorunda değil mi arkadaşım? Evet. Çizilen yükseklikler birbirine eşit. Hemen eşitliği göster. Bak. A çizilen yüksekliğin eşitliğini gösterirsem önceden alakası olan eşitlik şimdi ne oldu arkadaşlar? Bunlar bunlar da eşit oldu yani yan yana geldi. Hocam bu yükseklik ya eksik parçayı tamamla kardeşim önce. Hocam burası 30, burası da 30. Sonra bu yükseklikse buraya kaç kaldı? 70 kaldı. A şuradaki ikiz kenar üçgende tepe açısı 70 yaptı. O zaman tepe açısı 70 ise 180'den 70 çıkart 110. 2'ye böl 55 derece 55 derece yapar mı bunlar? Evet. Alfa artı 30 eşittir 55 ise alfayı da buradan kaç buluruz arkadaşım? 25 derece buluruz arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 25 çıktı. Tamam. İlk defa bak eşkenar özelliği ile alakalı bir soru yaptık. O da aslında yine yükseklik böyle bulunabilir ama ee, yani işte işte. Neyse geldik bu soruya. ABC eşkenar üçgen olduğuna göre sorulara bakalım. <laughs> A, H, eşitmiş. Bak. Bir yükseklikle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Artık sen çözersin. Bak. Biraz önce benzerini çözdük. Şimdi durdur dur videoyu sen çöz. Eminim çözeceksin. De ben devam ediyorum ama. A, N ile de NB eşit verilmiş. Şunlar da eşit verilmiş. Arkadaşlar ne yapacağız şimdi? Öncelikle bu eşkenar üçkense bir açıları yazalım. 60, 60, 60, 30, 30. Verilen her bilgiyi kullanacağız. Sonra yükseklikle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Hocam. O zaman bir yükseklik de ben çizeceğim. Hemen çizelim. Hocam şuradan bir yükseklik çizecek olursam mantıklı olan bu. Şuradan çizilen saçma oluyor çünkü. Yükseklikler neydi? Birbirine eşitti. Hocam bu bir yükseklikse aynı zamanda bu da bir açı ortay değil mi? Ya da 60-90 ise 30 diyebilirdiniz. Fark etmez. Evet hocam. Aa burada ne çıktı? Bir ikiz kenar çıktı. Önceden alakası da bunların eşitliği. Şimdi yükseklikle şunların eşitliğini gösterince artık bununla da bu eşit oldu. Bu ne demek? Hocam buradaki açılar birbirine eşit demek. X kenar ya. Bak beyin bu açıları yoğunlaştıysa iki açı yan yana toplamı dış açıya eşit. Dayanamam. İkisinin toplamı 30 sa ya da bazı arkadaşlar hala şöyle yapıyor. Hocam burası 120 derece yaptı. Hocam burası tepe açısı 150. 180'den 150 çıkartıp ikiye böleceğim. 15-15 deyip uzatıyorsunuz. Boşver. İki açı yan yana toplamı da bir dış açıysa burası kaç yaptı? 15 yaptı. Yani burası da 15 yaptı. Senden ne isteniyor? Alfa. İster alfa'ya bak şurada yoğunlaş, şu üçgende yoğunlaş. Hocam burası 75 oldu. İç açılar toplamından gideriz. İstersen alfa burası ya aynı zamanda bak burası da alfa. A alfa ile 15 yan yana dayanamam. Ne var yine burada? Bu üçgende arkadaşım iki iç açının toplamı bir dış açı alfa ile 15'in toplamı 60'a mı eşit olacak. Evet, alfa da buradan 45 çıkar. Ya da Hocam 120 ya. 120 15 ve alfanın toplamı 180 yapıyorsunuz hala. Alıştır kardeşim kendini. 2 iç açın toplamı bir dış açı işte. Tamam. 2 iç açı bir dış açı. Bitti gitti. Bu kadar basit arkadaşlar. Tamam. Evet örnek 8'i de böylelikle 45 bulduk. Ve geldik örnek 9'a. Bir katlama sorusu. Katlamalarda ne yapıyorduk arkadaşlar? O eski halinden eser yok şimdi. Açıyoruz deyip açıyoruz. Katlamada eski halini şöyle bir geri açtık. Soruyu bir okuyayım bakayım. Öncelikle şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki karton. Bu bir eşkenar üçgenmiş. Bir açıları yazalım. 60, 60, 60. Tamam. Şurada da yazalım isterseniz. 60, 60 ve 60. Ve bütün kenarlar nedir? Birbirine eşit. Bunu da unutmamak için şöyle gösteriyorum. Tanım önemli. Sonra bir karton D'ye boyunca katlandığında şekil 2 elde ediliyor. Tamam. Şekildeki kırmızı bölgenin alanı ile yeşil bölgenin alanları to, alanları toplamı birbirine eşitmiş. Kırmızı ile yeşillerin alanları toplam birbirine eşit. Bu arada ben bunu böyle katladığım zaman altta çizgi kaldı ya. Şu doğrusallık devam ediyor arkadaşlar. Altta kaldı. D ile AB birbirine paralel demiş. Şununla şu birbirine paralel. Yani şununla şu birbirine paralel. Paralelliği kullanacağız. Hocam şununla şu paralelse 60 ise yönde eşitten 60. Hocam 60 ise yönde eşitten 60. Aa ne güzel oldu. 60 60. 60 eşkenar üçgen. Bak verilen bölgeleri bilgileri sırasıyla okuduğun zaman sonra ne kadar tatlı çıkıyor. E hocam katlama var burada. Katlamayı da kullanayım. Üst üste binen açılar üst üste binen kenarlar birbirine eşit olmayacak mı? Evet. Hocam üst üste binen açılar 60 ise burası da 60 olacak. E buradaki de 60 ise burası da 60 olacak. Hatta burası 60 ise burası da 60 oldu. Çok güzel. 60-60 ise burası da atmış oldu. 60 oldu. 60-60 ise burası da 60 oldu. Ters açıdan burası da 60. 60 60 ise burası da 60. E burası da 60. E burası da 60. Yani hep karşısına eşkenar üçgenler çıktı arkadaşım. Şimdi adam sana diyor ki şekil 2'deki kırmızı bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanı bak eşkenar üçgen yaptı. A kare kök 3 bölü 4 değil miydi? Evet. Neye eşitmiş? Şekil 1'deki kartonun e, yeşil bölgenin alanları toplamına eşitmiş. Yeşil bölgeden bahsediyorsa o zaman ben şuraya A diyeceğim arkadaşlar. Ya da şuraya bir X diyeceğim. E buraya x dersen burası da x burası da x mi? Evet. a kenarlar eşitti. x artı 6 ise x artı 6 olacak. Hocam burası da x oldu. E sonra başka bir şeye gerek var mı? 60 60 60 bu da eşkenardan burası da x burası da x oldu. Tamam şimdi kırmızı bölgenin alanı a kare bölü 4 yazdım. Yeşil bölgelerin alanları toplamına eşitmiş. Yani yeşil bölgelerde x kare kökü 3 bölü 4 değil mi? x kare kök 3 bölü 4'ten kaç tane var arkadaşlar? 2 tane var. İşte bu iki tanesini eşitmiş. Kök 3 bölü 4'ler gitti mi? Gitti. 36 bölü 2'den 18 eşittir. x kare yaptı. Ve x'te ben buradan kök 18 bulurum. Yani bu 9 çarpı 2 olduğundan dolayı 9 da dışarıya 3 diye çıkacağından 3 kök kim oldu arkadaşlar burası? Aynen öyle. x'i bulduk. Kartonun çevresi kaçtır diye soruluyor. O zaman çevre arkadaşlar Kartonun çevresi istenildiği için çevreye bakıyoruz. Çevre nedir? X artı 6, X artı 6, X artı 6. Yani X'i de biz ne bulduk arkadaşlar? 3 köklü bulduk. X artı 6'nın kaç katı? 3 katı. Yani 3X artı 18. Yani X'i de biz buradan 3 köklü bulduysak. Şunun yerine 3 köklü yazacak olursam. Burası da 9 köklü artı 18 diye çıktı mı cevap arkadaşlar? Çıktı. Yani sorumuzun cevabı bu oldu arkadaşlar. Evet, güzel bir soru değil mi? Hoş bir soru. Neyse, geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda arkadaşlar ne verilmiş? Örnek 10. Yalnız örnek 10, sonra örnek 11 diye yazılmış ama onun devamı arkadaşlar, bunun devamı. Tamam mı? Evet, futbol topuna top zeminde gidecek şekilde vurulduğunda, şekildeki gibi top vurulduğu açıyla yola devam eder. Daha öncesinde de ışıkta falan yapmıştık bunu. Ya da ne bileyim şeyde falan yapmıştık arkadaşlar. Ya da ilk defa mı yapıyorum ben bunu konu anlatımında. Evet böyle bir şey tanımlamışım arkadaşlar. Ee, doğru açılarda falan da karşınıza da gelmiştir böyle. Vurdu açıda gidiyor. Ben bunu futbol topunda da aynı bu soruya uyarlamışım arkadaşlar. Kenarları duvar olan eşkenar üçgen biçimdeki bir sahanın kurek, kureksi aşağıdaki gibidir. Yani şu şekildeymiş. <laughs> Kenarları duvar. Şuraya 2 vermiş, buraya 3 vermiş. Önce bir verilen bilgileri bir kullanayım mı arkadaşlar? Kullanayım. Ne yapıyorum? Eşkenar üçgen şeklinde bir şey dediği için hemen buradaki eşkenarlıkları yazıyorum. E hocam burası 60 derece vermiş. 60 60 ise burası da 60 oldu mu? Oldu. Tamam. Ha 2 ise burası da 2, burası da 2 oldu mu? Oldu. Devam edelim. BD 2, burası da 3 verilmiş. Buna göre diyor D noktasından topa vurulduğunda, şuradan topa vurulduğunda AB kenarını 60 derecelik açıyla çarptığına göre he, topa vurulduğunda 60 derecelik açıyla çarpıyormuş böyle. Top tekrar D noktasına geldiğinde kaç metre yol gider? E hocam buraya çarptı sonra buraya çarptı sonra buraya gelir mi diyeceksiniz. E buradan çarpınca buraya geldiğini nereden biliyorsunuz? Evet devam edelim bakalım. Şimdi hocam bak şimdi. Hocam buradan çarptı sonra vurdu açıyla gidecek. Yani buradaki açıda kaç oldu o zaman? 60'la ile vurduysa 60 gidecek. 60. a buraya da 60 derece kaldı. Devamı nasıl gidiyor arkadaşım? Hop şuraya kadar böyle geldi. Hocam yukarıda da bir eşkenar üçgen oluştu mu? Oluştu. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Hocam bir kenar 5. E bir kenar 5 olduğundan şurası da 5 mi yaptı arkadaşlar? Evet. E o zaman burası 5 ise bak burası da 5. E tamamı 7 de, pardon. Şurası tamam 5 olduğundan dolayı burası e, tamam 5 olacağından buraya 3 kaldı. E hocam bu bir eşkenar üçgen olduğundan o zaman burası da 3 burası da 3. Aklında bulunsun buranın 3 olduğu. Hadi aklında bulunmasın yazalım şuraya. Devam edelim. Top burada vurdu 60 dereceyle. Nasıl sekecek? Yine 60 dereceyle sekecek. Hop 60'la sekti. Bak 60'la ile sekince burada vurduğu açıyla gitti. Burası da 60 oldu mu? Oldu. Sonra 60 60 ise burası da 60 oldu. Şurada da bir eşkenar üçgen çıktı. Hocam e, burada da eşkenar üçgen çıktıysa burası 3 ise Buraya 2 kalmadı mı? Kaldı. İkilik bir eşkenar üçgen. Gerçekten buradan seken buraya gelmiyormuş arkadaşlar. 2, 2, 2. Devam edelim. Sonra burada vurduğu zaman da yine vurduğu açıyla gidecek mi? Gidecek. Onu da neyle göstereyim? Şu siyahla göstereyim isterseniz. Vurduğu açıyla gitti. Arkadaşlar vurduğu açıyla gidince 60'la vurduysa 60 ile yansıyacak. E hocam burada da 60, 60 ise burası da 60 oldu mu? Şöyle bir eşkenarlık çıktı mı? Çıktı. Bu arada biz buraya 2 bulduk. Tamamı 3'lü buraya 1 kaldı. Hocam burası 3. Üç. Üçlü eşkenar üçgen mi oldu? Evet. Siyah çizgi bak 3 yaptı. Sonra devam edecek. Yine vurduğu açıyla gidecek. 60sa ile gidecek. Bu arada burası ise burası da 3, buraya 1 kaldı. Buraya da 2 mi kaldı? Evet. Burada da 60 60 ise burası 60 oldu. Eşkenar üçgen oluştu. 2 birimse burası da 2 birim. Sonra burada da vuracak. Nereye gidecek arkadaşlar? Vurduğu açı ile gidecek. Buraya bir yere gidecek. Tam olarak buraya gelir. Niye? Çünkü 60 ile vurduysa 60 ile gidecek. 60 60 ise hocam e, burası 2 ise buraya 1 bir birim kaldı. 3 birim yaptı burası. E, 3 üç birim ise 3'lük bir eşkenar üçgen eşken oluşacak. Tam da D noktasına gelmek zorunda. İşte bizden bu uzunluklar toplamı isteniyor. Madem burada da üçlük bir eşkenar üçgen eşken var. Burası da nedir? 3. Dikkat edin arkadaşlar şimdi şu uzunluklara. Hocam 2 burası. Sonra 3 burası. Sonra 2 burası. Sonra burası 3. Şu eşkenardan Sonra burası 2, burası 3 mü? 3. İşte buraya D noktasına gelene kadar toplam uzunluk 2 3 2 yazayım. 2 3 2 2 3 2. Sonra 3 2 3. 3 2 ve 3. 5 10 15. Evet, bizim yolumuz 15 mi yaptı? Aynen öyle. Ve bu arada bir şey söyleyeyim. İsterseniz bunu 2'ye 3 alın. İsterseniz bunu 1'e 5 alın. Hani 5 ya 1'e 4 alın. Hangi noktadan böyle vurursanız vurun mutlaka dönüyor dolaşıyor dönüyor dolaşıyor bu bir eşkenarsa oradaki noktaya geliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ha ÖSYM böyle e, böyle mi sorar? Hani belki daha hafifini sorabilir. Aynı mantıkta tam böyle eşit olduğu yerdeyken vurdurur mesela. Buradan böyle vurdurdu 60 derece yansıdı. E, eşit olan yerde vurdurduğu zaman burada da eşkenar oluyor. Tam böyle geliyor burada da eşkenar oluyor. Tam burada da yansıması buraya geliyor. Tek hamlede işi de buldurabilir arkadaşlar. Önemli olan burada yansımayı kavramanız ve böyle de güzel bir şeyin çıktığını ve eş da çıktığını fark etmeniz. Bak bunu çizince soru karışıkmış gibi gözüküyor ama bunu çizince hemen buna ait üçgene baktım. Eşkenar daha rahat fark edebildik. Yine ne yaptık soruyu çözerken? Verilen bilgiyi kullandık. Bunu da unutma. Tamam? Ya da şunu çizince çizdiğim şu üçgene baktım. Ondan sonra bunu çizince bu üçgene baktım. Dikkat edin. Şunu çizince şu üçgene baktık gibi eşkenarlıkları öyle fark ettik arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgenin özellikleri arkadaşlar eşkenar üçgenin özellikleri ikizkenar üçgenin özelliklerine benziyor. Bunların ispatını e, siz kendiniz soru içerisinde de yapabilirsiniz. Yani böyle bir soru geldiği zaman siz şunu şöyle uzatıp da hocam bunun devamı yüksekliktir demeyin. Bu bir tarafınızdan yani kafanızdan bir şey uydurmaktır. Kesinlikle. Hocam böyle soru geldiği zaman özelliği hatırlamazsak daha özelliği vermedim. Kardeşim uzatırsın bunu. Buraya gelecek mesela. E bu 60 60 90 30. 30 60 90 üçgenlerinden mutlaka bulursun. Bunu uzatırsın. Buradaki 30 60 90'dan. Sonra burada da zaten bak şey çıktı. Burada da 30 60 90 çıktı. Mutlaka 30 60 90'larda sonuca ulaşırsın. Sıkıntı yaşamazsın. Özelliğimiz neymiş? İkizkenardaki özelliğe benziyor. İkiz kenarda ne demiştik? Tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit değil miydi? Evet. Eş da aynısı arkadaşlar. Eş kenarda bu sefer tabandan değil de içinden bir nokta kollara dikmeler çizildiği zaman bu dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit arkadaşlar. Yani sen bunları böyle gördüğün zaman içeriden bir nokta alınmış kollara dikmeler çizilmiş gördüğün zaman hop tabana ait yüksekliği çizeceksin kardeşim. Bu yükseklikte ne eşitmiş arkadaşlar? Bu yükseklikte x artı y artı z'ye eşitmiş. Bunu unutma. Peki gelelim ikincisine. Bu dışarıda olduğu zaman da çok nadir çıkıyor. Hadi bunu bilin de bu x kenardaki özelliğe benziyor. Bu da arkadaşlar şu üçgende arkadaşım dışarıda bir nokta alındığı zaman da kollara dikmeler çizildiğinde iki dikmenin toplamı bir tanesinin farkı yüksekliğe eşit oluyor. Bunu bilmeyin. Sıkışırsanız da zaten kendiniz şuradan yaparsınız arkadaşlar. Şunun devamını getirirsiniz 30 60 90 oluşur. İşte ne bileyim mutlaka bir yerlerden çıkar arkadaşlar. Şunun devamını getirirsiniz şöyle uzatıp 30 60 90 burada da çıkar. Büyük üçgende bak 30 90 60 çıkıyor mesela. Mutlaka mutlaka her türlü ulaşırsınız. Ama bunu bilseniz faydasını görür müsünüz bilmeyin. Yazmışım ama e, bazı çok zor sorularda böyle ispatta zor olabiliyor. Bazı çok zor sorularda da bunu kullanıyoruz. E, o yüzden buraya da yazdım. Şu iki dikme hangi kenarın dışında alınmışsa o çıkarılacak yalnız dikkat. Hocam ABC üçgeninde BC kenarın dışında alınmış ya bu. O çıkarılacak. X artı Y eksi Z diyeceksiniz. Tamam. Sonra üçüncü özellikle yine X kenarın özelliğine benziyor. Hani X kenarda bilmenize gerek yok demiştik hatta, hatırlarsanız. Hocam şu paraleller toplamı niye eşitti? Bir kenara eşitti. Burada da içinde alınan bir noktadan kollara çizilen paraleller toplamı ne oluyor arkadaşlar? bir kenara eşit oluyor. Tamam. Evet videonun sonuna doğru geldik arkadaşlar. Normalde siz bunları dediğim gibi özelliksiz bir şekilde de çıkartabilirsiniz. İsterseniz direkt bunlar paralel verilmiş. Ben özelliksiz bir şekilde çıkartayım. Alan ABC'yi 9 köküç vermiş ya. A kare köküç bölü 4 direkt 9 3 ise köküçler gitti. 4 kere 9 36'tan A'yı 6 bulduk? Evet. Yani A kare 36'tan A'yı da buradan 6 bulduk. E hocam bunlar paralel verilmiş. Bakın paralel doğruları uzatalım. Şunlar birbirine paralel. Şunlar birbirine paralel. Sonra bununla da bu birbirine paralel verilmiş. Ne yapacağız? İstediğin yerden istediğin paralel doğruyu uzat. İster buradan bunu uzat, ister buradan bunu uzat, ister buradan bunu uzat. İstediğin şekilde yap. Hadi en son burada kaldık. Bunu uzatayım. Şunu uzattım. Ama uzatmadan önce bir tanım verilmişse tanımları kullan. 60 60 60. Paralellik verilmişse öndeştir eşitten 60 derece burası. Paralellik verilmiş şey, yöndeşlikten burası da 60 oldu. A sen bunu uzattın ya. Şurada da bu arada şununla şu paralel olduğunda 60 burası da 60 oldu. 60 60 ise burası da 60 oldu mu? Oldu. X ise burası da X oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Sonra biri kullanmadık hocam. Bak şu büyük de bir eşkenar üçgen değil mi? Evet. X artı 1 ise X artı 1 olacak. Buraya da 1 kaldı. Burası da X artı 1 olacak. Hangi biri kullanmadık? Şu biri kullanmadık. İstersen bunu da uzatıp yine şu eşkenardan dolayı hocam. Bak burası da eşkenar çıkıyor. Burası da eşkenar çıkıyor. Burası 1 bir 1 bir, bir deyip. E, burası da 2 e, birim. Burası da 2 birim. Burayı da bir bulabilirsin. istersen Ya da istersen bunu uzatmadan zaten. Şurada bir paralel kenar çıkmadı mı dostlar? Evet. Karşılıklı kenarları paralel ya. Bir paralel kenar çıktı arkadaşlar. Yani şunlar paralel. Bunlar da paralel. Paralel kenar. 1 ise burası da 1 mi? 1. Eşkenar üçgenin bir kenarı ne çıktı? Bu çıktı. E zaten biz bir kenarı ne bulmuştuk? 6. x artı 1 artı 1. Bak dikkat et. x artı 1 artı 1 eşittir 6 olduğundan x de buradan ne geldi? 4 geldi. E, en başta formülü uyguladı, uygulasaydık ne olacaktı? Hocam paraleller toplamı bir kenara eşit. Bak x artı 1 artı 1 eşittir 6. Ha ispatıyla yapmışsınız ha paraleller toplamı bir kenara eşit. Hiç fark etmez. Bilmezseniz de kendiniz çıkartırsınız. Ama genelde bir kere gösterilince akla kalıyor. Sıkıntı yok bence. Geldik bir sonraki soruya. ABC eşkenar üçgen. Açıları yazalım. Hocam 60 60 60. E hocam ne yapacağız burada? Şurada paralellik verilmiş. Bu paralelliği kullanacağım. 60sa yöndeşitten dolayı burası da 60 oldu mu? Oldu. Hocam dik çizilmiş, dik çizilmiş. Bak. Paralelliğin mantığını kullandığın zaman soruyu çözersin. İstersen bu sefer o olayı sana bırakayım. Tamam? Formülsüz bir şekilde yapmaya çalış. Böyle paraleli uzat. Eş kenarlıkları gör. Üç köküçü kullanmaya çalış. Mesela nasıl kullanırsın bu üç köküçü? Ya buradan dik çizerek ya da buradan dik çizerek. Tamam. Sana kalmış. Sen bir dene. Hatta bunu uzattığın zaman bak burada da 30-60-90 üçgen çıkıyor. Kendin yap. Ben ne yapayım? Bunu da özellikten yapayım. Hocam şu üçünün toplamı bir yüksekliğe eşit. Değil. Bak bu dik bu dik. Bu paralel. O zaman burada formülü uygulayamam. Ben ya 3 tane dikin toplamı yüksekliği eşit biliyorum ya da 3 tane paralelin toplamı bir kenara eşit biliyorum. E o zaman burada o zaman hocam burada o zaman ee, dik varsa dik varsa burada katmışım mantığını kullanmak için de şöyle de ben bir dik çizsem a 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir 60'ın karşısında da kök 3 mü çıktı? Dikmeler toplamı ne eşit olacak arkadaşlar? Bir yüksekliğe eşit olacak. Gel burada yavrusunu çiz. Hocam 5 kök 3 artı 3 kök 3 artı kök 3 8 9 kök 3 mi yaptı? <laughs> 9 kök 3 yaptı. O zaman bizim çizilen yükseklik kaç olacak? 9 kök 3 olacak. E burası 9 kök 3 ise hocam 60 ya burası. Burası da 60. 60'ın karşısı 9 kök 9 kök 3 ise 30'un karşısı kaç yapar? 9. 90'ın karşısı kaç yapar? 18. Bizden ne isteniyor? Üçgenin alanı. Hocam 18 buldum ya. 18'in karesi kök bölü 4. Mesela 18'in karesini almak burada sıkıntı. Bence burada e bunları yazmışken e 9 iken burası da 9 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2'den gitmek daha mantıklı değil burada? Evet. Yani alan tabanın 18. 18 çarpı yüksekliğin 9 köküç bölü 2 olmaz mı? Olur. Şunlar da sadeleşti. O zaman burası 9. Cevabımız da böylelikle 81 köküç yaptı arkadaşlar. Böylelikle bitirdik mi arkadaşım? Bitti değil mi? Bitti. Bu haftayı da böylelikle bitirmiş olduk. Ama videonun başında ne dedim? Özel açı mantığını biliyorsan buradaki soruların %80'ini yapabilirsin dedim mi? Dedim. Evet kitaptaki soruları çözmeye çalışırken soruya eşkenar muamelesi yapma. Soruya eşkenar üçgenli bir soru gördüğün zaman özel üçgen muamelesi yap ilk etapta. Özel üçgen muamelesinden çıkmadıysa işte vay yükseklikle ayrı bir ayrı gayri bir yerde eşitlik falan verilmiş gibi hikayeler varsa o zaman eşkenar muamelesi yapıp Soruyu o şekilde çözebilirsin. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Bu cümlelerim altın değerindedir arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Ve böylelikle bu haftayı bitirdik. E şimdi sıra nerede arkadaşlar? Kitaplarınızı alıyorsunuz. Sorularınızı çözüyorsunuz. Bunu da ihmal etmiyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta. Hmm, ne? Hangisi konuda? Açı ortay galiba. Evet. Bu ikizkenar kenar ikisi kenardan sonra açı ortay geliyor. Bir sonraki hafta açı ortay konusunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.